Evet, tüm Türkiye'deki 11. sınıflarımız çemberde açıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Teğet giriş açıyla devam edeceğim. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Teğet giriş açıda kalmıştık. Hatırlarsanız. Teğet giriş açı. Köşesi çember üzerinde bulunan. Köşesi çember üzerinde bulunan ve bir kenarı bu köşede çembere teğet. Diğer kenarı da çemberin girişi olan açıya çemberin bir teğet giriş açısı diyoruz. Teğet giriş açının ölçüsü gördüğü yay ölçüsünün yarısına eşittir. Yani çevre açıyla aynı şekilde değerlendireceksiniz. Çok basit bir açı aslında. Bir teğet doğrusu var, bir de giriş var. Teğet doğrusu biliyorsunuz çemberi bir noktada kesiyordu. Ve onu kesen bir girişimiz olacak. Arada kalan açıya teğet giriş açı diyoruz. Kolların arasında kalan kısma da o gördüğü yay diyoruz. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit oluyor. Teğet giriş açımızın ölçüsü gördüğü yay ölçüsünün yarısına eşit oluyor. Anlaştık mı? Hadi bakalım hemen başlayalım. Güzel, teğet giriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Aynı yayı gören teğet giriş açıyla çevre açı varsa o zaman onlar birbirine eşit olacak, değil mi? Hadi bakalım. Hemen bakıyorum. Yani mesela burada bir tane örneğimiz var. Evet. B, A, D. Gördünüz mü? Hem kiriş hem de teğet oluyor. B, A, D teğet kiriş açı oluyor. B, A, D açımız ne oluyor? Teğet kiriş açı oluyor. BCA da çevre açı oluyor. BCA dediğimiz şey de canlarım çevre açı oluyor. Ve dikkat edin, BAD teğet giriş açısıyla bakın BCA çevre açılarının gördükleri yayların ölçüleri birbirine eşit. Yani ilk bilgimiz neymiş? 2x eşittir y artı 10, değil mi? Evet. 2x eşittir y artı 10. Hoşunuza gitmiştir umarım. Bu teğet giriş açımızın ölçüsü. Bu da aynı yayı gören çevre açının ölçüsü. 2x eşittir y artı 10 dememiz lazım. Şimdi ikinci bir bilgiyi hatırlamanızı istiyorum sizden. Rica ediyorum. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. AOC çapını gören çevre açı yani ABC çevre açımız kaç dereceye eşittir? AOC çapını gören çevre açımız ABC açımız kaç derecedir? 90 derecedir. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Dolayısıyla 3y artı y artı 10 kaç olur? 90. Gördüğünüz gibi 3y artı y artı 10 eşittir nedir? 90. 4y eşittir 80. 4y eşittir 80. Ve y eşittir 20 olması lazım. Y'yi de götürüp yerine yazarsak 20 artı 10'dan 30. 30'u 2'ye bölerseniz 30'u 2'ye bölerseniz kaç eder? X eşittir 15 derece olarak bulunur. eşittir 15 derece olarak bulunur. Anlaştık mı? Evet. Devam ediyorum. Örnek 22 ile devam edeceğim şimdi. Evet. Örnek 22'den önce bir daha bakalım. Buraya arada örneklerimiz girdi.
etkiliş açıdan bir tane örnek çözdük. 15 bulduk. Daha sonra araya testlerimiz girdi. Şimdi de çemberde iç açı kavramına bakalım isterseniz. Çemberde iç açı kavramımız çemberin içerisinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine bu çemberin bir iç açısı denir. Bu iç açı gördüğü iki yay ölçüsünün toplamının yarısıdır. Aynen. Hemen uygulamalarına girelim isterseniz. A, K, E yayıyla B, C, D yaylarının toplamı 272'ymiş. O zaman 272'nin yarısı kaç eder? 272'nin yarısı şurası iç açı olacak. Gördünüz mü? Bu iç açımız olacak. 272'nin yarısı olur. Çünkü bir bu yayı görüyor. BCD yayını görüyor. Bir de AKE yayını görüyor. AKE yayıyla BCD yayının toplamının tam yarısı 136 derece. 272'nin yarısı 136. 36 daha kaç etti? Gördüğünüz gibi 172 etti. Üçgende iç açılar toplamı 180 olacağına göre x'e kaç derece kaldı? 8 derece olarak bulunur. İlk sorumuzu çözdük. Cevap 8 derecedir. Örnek 1, 8. Hemen örnek 2'ye bakalım. Bakın bir iç açı daha görüyorum. Bir de alfa çizmişler buraya. BAC. Evet, çevre açı. BAC'miz çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Burası da 2 alfaymış. Burası da 2 alfaymış. Burası da 90'mış. Burası da 90'mış. 90 artı 2 alfa bölü 2 eşittir 80. Gördünüz mü? Gene iç açı. Şöyle iki tane kirişin arasında kalan açıya iç açı diyoruz. 90 artı 2 alfa bölü 2 eşittir 80'dir. 80 kere 2, 80 kere 2 160. 160'tan 90 çıktı, 70 kaldı. 2 alfa 70 ise alfamız kaçtır? 35 olarak bulunur. Alfa eşittir 35 olarak bulunur. Şimdi örnek 3'e geçtik. 50 derecelik çevre açıyı görüyorsunuz. Kolların arası ne olacak? Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olacak. Yani burası 100 derece olacak. Gene burada bir iç açı uygulaması var gibi geliyor bana. Doğru mu? İç açımız alfa. AB kirişinin uzunluğu yarıçap uzunluğuna eşit olan çemberde demişler. Heh, işte evet bu anahtar sözcük çocuklar. AB kirişinin uzunluğu yarıçap uzunluğuna eşitse hatırlıyor musunuz? Öyle bir sorumuz vardı. M karekök 2 eşittir yarıçap diye bir şey vardı. Unutmayın yarıçap uzunluğuna eşit bir kiriş varsa onun arka tarafı 60 derecedir demiştik. Hatırladınız mı bu bilgiyi? Çok temel bir bilgi. Ben size ispatlamıştım. 100 artı 60 bölü 2'den 80. Ama daha öncesinde bunu unutanlar için bir ispat yapmak istiyorum. Eğer yarıçap uzunluğuna eşit bir kirişiniz varsa hemen çok basit bir şekilde ispatlayalım. Burası merkezse R şeklinde düşünelim. Gördünüz mü? Eşkenar üçgen. O da gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Demek ki ne dedik? Yarıçap uzunluğuna eşit bir kirişimiz varsa onun arka tarafında kalan yayın ölçüsü 60 derecedir. Anlaştık mı? Evet. Cevap 80'di bizim bu sorumuzda. Örnek 3. 80 dedik. Doğru. Bir de dış açı kuralımız var. Köşesi çemberin dış bölgesinde, kenarları çemberin iki keseni olan açıya çemberin dış açısı diyoruz. Bir dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüsünün farkının yarısına eşittir. Hani demin iç açıda toplamının yarısıydı. Bu da gördüğü yayların ölçüsünün farkının yarısına eşittir. Lütfen karıştırmayın. Bir sürü örnek çözeceğiz zaten.
Çok güzel bir burada özelliğimiz var. Dış açı iki teğetin oluşturduğu bir dış açıysa, dış açının ölçüsüyle dış açı yönündeki yay ölçüsünün toplamı 180'dir. Yani dış açımız alfaysa, unutmayın, bu yayın ölçüsü ne olmak zorundadır? 180 eksi alfa olmak zorundadır ama iki taraftan birden teğetse. Lütfen bunu da unutmayın. Bunun da ispatı çok basit. Gerçekten çok basit. İstediğimiz zaman ispatlayabiliriz ama siz aklınızda tutun yeter bu özelliği. Yay ve dış açı olarak aklınızda tutarsanız çok sevinirim. Artı bir özelliğimiz var. Eğer O merkezse ve dış açımızdan geçen bir açıortay tam çaptan geçiyorsa ve KT, KL de birer teğetse, o zaman TKO'nun açısının ölçüsüyle OKL'nin açı ölçüleri birbirine eşittir. TE yayıyla EL yayı da birbirine eşittir. Artı TKO ile TE yayının toplamı da 90'dır. Hani deminkinin yarısı oluyor. Ama çaptan geçecek ve dış açımızın ölçüsünü tam ikiye eş parçaya ayıracak. Yani çapın uzantısı açı ortay olacak. Buna gelince güzelce size anlatırız. Şimdi bakalım örnek 5'imize bakalım beraber. Şurada ne varmış? BA ve BC birer teğetmiş. BA ve BC dışarıdan teğetmiş. Demek ki burası 50'ymiş. Daha demin söylemiştik. Daha demin söylemiştik. İki taraftan teğet olursa burası 50 ise bu arada kalan yayımız da 130 derecedir demiştik. Hatırlıyor musunuz? Burası da 130 derecedir demiştik. Biz buraya 130 derece demiştik. Ondan sonra ABC'miz 50 dereceymiş zaten. ABC'miz 50 derece. Evet, bunun da tamamı da 130 derecedir demiştik. Şöyle düşünebiliriz. 50'ye 130 iki taraftan da teğet olduğunu gördük. O zaman bu yay 130'sa soru bitti. Şöyle ki bitti. Şöyle ki bitti. DAB bir kere teğet giriş açı. Dikkatinizi çekerim. DAB nedir? Teğet giriş açı. Teğet giriş. DCB de teğet giriş açı. DCB'miz de teğet giriş açı. Unutmayın. Teğet giriş açının gördüğü yayların ölçülerinin yarısıydı. Yani bakın bu 160'ın komşusu kaçtır? 20'dir. Yani gördüğü yay 20'nin gördüğü yay nedir? 40'tır. Bunun tamamı 130 olacağına göre bu tarafa kaç kaldı canlarım? 90 kaldı. Gördünüz mü? DAB teğet giriş açı olacağına göre 90'ın yarısıdır. Doğru yanıt 45 derecedir. Doğru yanıt 45'tir. 90 artı 40 şeklinde bu 130'u parçaladık. Cevap 45 olmalıydı. Gördünüz mü? Örnek 5'e 45 dedik. Örnek 6'mıza bakalım hemen. Gene bir dış açı uygulamamız var. Beraber uygulayalım lütfen. X açısı gördüğünüz gibi çevre açı. Gördüğü yay 2x. 30 derecelik açımız da çevre açı. Onun gördüğü yay da 60. O zaman dış açı uygulaması yapalım isterseniz. Dış açımız 2x eksi 60 bölü 2 eşittir 40 yapmamız lazım. 40 kere 2 80. 40 kere 2 80. 60 eklersek 140. 140'ı 2'ye bölersek burası kaçtır? 70'tir. Burası da 70 derece olarak bulunur. Ne dedik? 70. Bir dakika. Bir dakika, nereye 70 dedim ben şimdi? Şurası 60 dedim. Burası
2x dedim. Evet. X eşittir 70 dedim. Doğru. Dış açı uygulaması yaparsak bir sağlama yapalım. 140 eksi 60 80. Yarısı da 40. Tamam. Doğru yanıt 70 olarak bulunur. Örnek 6'nın cevabı 70 olmalıydı. Gelin bakalım örnek 7'ye bakalım. Gene bir dış açı uygulaması yapacağız. 40'ın 2 katı 40'lık çevre açı 40'lık çevre açının gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Demek ki burası AB yayımız 80'miş. AB yayımız 80'miş. Demek ki orası 80'miş. Biz buraya da x diyelim isterseniz. 80 eksi x 80 eksi x bölü 2 eşittir. 30 derece olması lazım. 30 kere 2 60. X yayımız 20 derece olur. X yayımız 20 derece olur. 20, 80 daha 20, 80 daha 100. BOC çap. O merkez BOC çap. Ne olur o zaman orası? 80, 20 daha 100. O zaman buraya kaç kaldı? Bir 80 de buraya kaldı. Buradaki çevre açı da gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Doğru yanıt 40 olmak zorundadır. Doğru yanıt 40 olmak zorundadır. Önce 30 derecelik dış açı uygulaması yaptık. 80 eksi x bölü 2'den 30'a eşitledik. Oradan x yayımızı 20 bulduk. 20, 80, 80, 20 daha 100. BOC çap olduğu için çemberi iki eş parçaya böler. 180 dereceye 180 derece şeklinde parçalar. 100 derecesi buradaysa buraya 80 kalır. 80 derecelik yayımızın ölçüsünün yarısı da burayı gören çevre açıdır. Cevap 40 olmalıydı. Hemen özür diliyorum. Devam edelim. Örnek 8'e bakalım. Bir çemberin aynı yayları gören bir iç açısıyla dış açısının toplamı 110'dur. Ne demişler? Aynı yayları gören bir iç açısıyla bir dış açısının toplamı 110'muş. Aynı yayları gören demişler. Aynı yayları gören demek ne demek? Demek ki aynen şu şekilde bizim burada bir tane iç açımız var. Aynı yayları görecek. Burası x ve burası da y olsun. Burası da y olsun. Bunlar aynı yayları görüyorlar şu anda. Bu dış açı. Bu dış açı. Bu da iç açı. Gördüğünüz gibi. Y dış açı. X de iç açı. Eşittir. Evet. Buradaki yay ölçüsü A. Buradaki yayın ölçüsü de B. A artı B bölü 2 eşittir X. A eksi B bölü 2 de Y'ymiş. A artı B bölü 2 eşittir x. Bu da y'ymiş. Taraf tarafa toplarsak b'ler eksi b'ler birbirini götürür. X artı y eşittir 110 dememiz lazım. X artı y eşittir 110 yapmamız lazım. Artı b ile eksi b birbirini götürürse 1a 1a daha 2a 2a'nın yarısı a'ymış. A eşittir 110'muş. Büyük olan yayımızın ölçüsü 110 derecedir diyoruz. Güzel, çok güzel bir soru. Önce çizmeniz lazım. İç açı ve dış açı aynı yayları görüyormuş. Dış açımızın ölçüsü A eksi B bölü 2. İç açımızın ölçüsü de A artı B bölü 2. Taraf tarafa topladığımız zaman A bölü 2, A bölü 2'yi daha A eder. A eşittir 110 olarak bulunur. Yani büyük yay ölçüsü 110 derecedir diyoruz. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım örnek 9'la. Örnek 9'la devam edelim. Şimdi
Bir dış açı, bir iç açı aynı yayı görüyorlarsa o zaman ikisinin toplamı büyük yayı veriyordu. Hatırladınız mı? Daha demin bahsettiler. Bir iç açıyla, bir iç açıyla bir dış açı aynı yayları görüyorsa bu ikisinin toplamı büyük yay ölçüsüne eşittir demişlerdi. Yani 100 derecedir. Yüzün yarısı, çevre açıyı gördünüz mü alfamızı? Yüzün yarısı olması lazım. Yani doğru yanıt 50 derece olarak bulunur. Örnek 9. 50 derece olarak bulunmalıdır. Gördüğünüz gibi. Evet. Örnek 10'a bakalım isterseniz. Örnek 10'a bakalım isterseniz neymiş? İşte paralel kirişler varmış. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir demiştik. O zaman oradan yürüyelim bakalım ne olacak? B teğetmiş. B teğet değme noktası olduğunu da söylüyorlar bize. Evet, düşünelim bir. Evet, burada ne yapabiliriz acaba? Evet, paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir demiştik. O zaman burası A ise burası da nedir? A'dır. 30 derecelik çevre açımızın gördüğü yayın ölçüsü de nedir? 60 derecedir. Çemberin tüm yay ölçüsü 360 olması gerekir. Tüm yayın ölçüsü ne olması gerekir? 360 olması gerekir. Ama ona gerek kalmadı. Bir dış açı uygulaması yapalım isterseniz. Dış açı uygulaması yapalım isterseniz. Nasıl yapacağız? 60 artı A'dan 60 artı A'dan evet A'yı çıkartıp 2'ye bölüyorduk değil mi? 60 artı A'dan A'yı çıkartıp 2'ye bölüyorduk. Doğru yanıt 30 derece olarak bulunur. Doğru yanıt 30 derece olarak bulunması gerekiyor. Doğru yanıtın 30 derece olarak bulunması gerekiyormuş. Gelin örnek 11'e bakalım isterseniz. Çekildeki çemberde BA ve BC birer teğettir diyor. BA ve BC birer teğettir demişler. ABD açısı 30 dereceymiş. Dış açı uygulaması yapabiliriz diye düşünüyorum ama iki taraftan teğet olduğunda bizim bir kuralımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu 30 derece ise bunun gördüğü yay kaç derece oluyordu? Evet. 150 derece değil mi? 150 derece olması gerekiyor. Gelin 40 derecelik dış açı uygulaması yapalım mı? 40 derecelik dış açı uygulaması yaparsak bakın 40 derecelik dış açı uygulaması yapalım. Burası da alfalık çevre açının gördüğü yayda 2 alfa olacaktır. Hemen uygulayalım. Ne oldu? Ne olduğuna bir bakalım isterseniz. Şöyle bir durum oldu. Burası 150 derece. Burası 2 alfa, değil mi? Burası da 40 dereceymiş. Gördüğünüz gibi yaylar bunlar. Yaylarımız bunlar. Aynen bu şekilde. O zaman 150 eksi 2 alfa bölü 2 eşittir 40 derece olması gerekir. 40 kere 2 ne yapar? 80 yapar. 150'den ne çıkarsak 80 olur? 70. 2 alfa eşittir 70 ise alfa eşittir 35 derece olarak bulunur. Alfamız 35 derece olmalıymış diyebiliriz. Örnek 11'in cevabı da 35 dereceymiş. Güzel bir dış açı uygulaması daha yaptık. Evet, örnek 12'ye bakalım isterseniz. ABC üçgeninin
İşte çemberi çizilmiş ABC üçgeninin özür dilerim. İşte çemberi çizilmiş. DE EF'ye eşitmiş. DE'miz EF'ye eşitmiş. BAC'de 40 dereceymiş. BAC açımızda 40 dereceymiş diyoruz. Şimdi bir kere burada görülen yaylar nedir birbirine? Hani eşit kirişler, arka taraflarında eşit yay ölçüleri görürler demiştik. Burası A. Burası A. Tamam mı? Orası A, burası da A oluyor. Burası da bizim yine bir özelliğimiz vardı. İki taraftan teğet olduğu zaman 40 ise gördüğü yay 140 derece olur. Şimdi 360'tan 140'ı çıkarttınız. 220 ikiye bölün. 110 derece buraya ve 110 derece de buraya düşer. 110 derece de buraya düşer. Yine iki taraftan da teğet. O zaman bu açımızın ölçüsü de 70 ve 70 olmak zorundadır. Burası 70 ve burası da 70 olmak zorundadır. Gördüğünüz gibi yani şu özelliği hiçbir zaman unutmayın. İki taraftan teğet ise burası alfa ise burası da 180 eksi alfadır. Gerçekten bu çok güzel. Çok kullandığımız bir özellik olmaya başladı fark ettiyseniz. ACB 70 derecedir dememiz gerekiyordu. Örnek 12'nin cevabı 70 derecedir. Hemen örnek 13'e bakalım isterseniz. Bir üçgende iki iç açının toplamı onlara komşu olmayan dış açıdır. 47 artı 13 buraya kaç derece düşer? Söyleyin bakalım. Evet, 60 derece düşer. 60 derece düşer. O çemberin merkeziymiş. O da çemberin merkeziymiş. BCD açısı kaç derecedir diyor. 60'lık çevre açı gördüğü yay kaç derece olur? Gördüğünüz gibi kaç olur söyleyin. 60'ın iki katından 120. 13'ün gördüğü yayda ne olur? 26. Evet, burası da 26. EOC çapmış. Çapmış. 26, 120 da 146. 146. O zaman buraya kaç kalır? 180'e tamamlarsanız. Orayı 180'e tamamlarsanız 34 kalır. 34 derecelik yayımızı gören çevre açımız soruluyor. 34'ün yarısı olacak. Yani 17 cevabımız. Cevabımız 17 olmak zorundadır. Devam ediyorum örnek 14'te. Burada ABC üçgeninde BE eşittir EC demişler. Ondan sonra BAC eşittir 70 derece demişler. DEF eşittir X demişler canlarım. Bakıyorum BE eşittir EC. Evet. Dikkat etmişsinizdir. 90 derece görüyor. Bakın. BDC dik üçgen. BDC dik üçgen bir kere. Gördünüz mü? BDC dik üçgen. Farkındaysanız. BFC de dik üçgen. BFC de dik üçgen. Doğru mu? BFC de dik üçgen. Ve hipotenüsü görüyorlar. O zaman orada muhteşem üçlü var. Fark ettiniz mi? Yani şöyle düşünmeniz lazım. Burada Nesibe Aydın hocam nasıl düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Mesela E merkezmiş gibi düşüneceğiz. İşte E merkezmiş ve buralardan geçen bir neyimiz varmış. Bizim çemberimiz varmış. Şöyle bir yarım çember olarak düşünelim. Böyle bir yarım çember olarak düşünelim. Güzel bir dış açı uygulaması yapabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Dış açı uygulamamızı da yapabiliriz. Aynen. Bir kere. Evet. Dış açı uygulamamızı yapabiliyoruz biz burada. O zaman uygulayalım. Nasıl? Şurada gördüğümüz yay 180.
Burada gördüğümüz yay kaç? 180 derece. Şu x'lik merkez açının gördüğü yay ölçüsüne eşit x. Tamam, hadi uygulayalım. 180 eksi x bölü 2. 180 eksi x bölü 2 eşittir 70'ten. X eşittir 40. 40 derece olarak bulmuş. X eşittir 40 derece olarak bulmuş. Örnek 14'te doğru cevabımız 40 derecedir. Baktığımız zaman. Şimdi örnek 15'e bakalım. DA paraleldir. BC demişler. DA paraleldir. BC. Evet. Paralel doğruları görüyorum. EF diktir. AD. Onları da görüyorum. DA, EF ve DB teğetlerdir. BAC 30 derecedir demişler. EFD açısını soruyorlar canlarım. EFD açısını bizden sormuşlar. Evet. EFD açısını bizden sormuşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere şurada bir paralelliğimiz var. Burada bizim bir teğet giriş açı görüyorum ben. A. Gördüğü yay 2A'dır bunun. Z kuralından şurası da A'dır. Dolayısıyla bu çevre açının gördüğü yay da ona eşittir. 30 derecelik çevre açının gördüğü yay da 60 derecedir. Burası 60'tır. 360'tan çıkartırsanız 2'ye bölün. 150 150'dir. Burası 150'dir. Şurası da gördüğünüz gibi 150 olmak zorundadır. Daha sonra yine bizim şöyle güzel bir özelliğimiz vardı. Hem buradan teğet hem de buradan teğet ise bu yay da 150 ise o zaman iki taraftan birden teğet ise bu açımız 180'e tamamlıyordu. Yani şurası 30'du. Burası 30'du. O zaman EFD açımızda 60 kaldı. EFD açımıza da 60 derece olarak bulmuş. Evet. EF'de 60 derece olarak bulundu. Örnek 16'ya bakalım. AB çaplı yarım çemberimiz var. Görüyoruz. ADC'miz üçgenmiş zaten. Burası da açıyı ortalayanmış. CE'de açıyı ortalayan ED yayıyla BF'nin toplamı nedir diyorlar. ED yayıyla BF'nin toplamının ne olduğunu bize soruyorlar. Bence çok kaliteli, güzel sorulardan bir tanesiyle karşı karşıyayız yine. Evet. Aynen. Şimdi ne yapalım? Şimdi bizim buradan açı ortayımız var diye düşündük. AB çaplı yarım çemberimiz var. ADC'miz de üçgen. CE açıyı ortalayan ED yayı ve BF yayının toplamını kaçtır diyor. Bu ED yayımız. Bu da BF yayımız. Biz buna X diyelim. Buna da Y diyelim. Evet, iki tane dış açı uygulaması yapacağım şimdi size. Göreceksiniz hani nokta açı olarak. Şuralarda Z ve T diyelim. Şu DF yayına Z demek istiyorum. Buraya da T demek istiyorum. Evet, dış açı uygulaması yapalım. Şimdi nokta eşittir. Şurası nokta eşittir. T eksi x bölü 2. Yani biz buraya A dersek, buraya da A dersek, A eşittir T eksi x bölü 2. Buradan dış açı uygulaması yaparsak
Y eksi z bölü 2 eşittir. Yani her ikisi de a'ya eşitse o zaman t eksi x eşittir y eksi z diyebiliriz. T eksi x eşittir y eksi z deme şansımız olur. Eksi z bu tarafa gitsin. Eksi z bu tarafa gitsin. X de bu tarafa gitsin isterseniz. T artı z eşittir y artı x'miş. Hepsinin toplamı da 180'dir zaten. Yarım çember olacağına göre. X artı y artı z artı t de eşittir. 180 olması lazım çocuklar. X artı y de z artı t'ye eşitti. Bizden de x artı y'yi istediler. Bu da buna eşit olduğuna göre x artı y'miz 90'mış. Evet, iki tane x artı y gelir değil mi? İki tane x artı y gelir. O zaman buraya da 90 derece olur. Buraya 90 derece yazmamız gerekir. Örnek 16'nın cevabı 90 derecedir. Örnek 17'ye bakalım. AB ve AC'miz çembere teğet etmiş. AB ve AC'miz çembere teğet. Gördüğünüz gibi. AC eşittir BE demişler. AC eşittir BE demişler. Tamam. AC eşittir BE neden olabilir acaba? Bunu tartışalım. CDY'yi kaç derecedir demişler. Tamam, hemen hesaplayalım. Bir kere merkez burası desek merkezden teğet olunan noktaya daima dikimdir ve bu yarıçap eşittir. Gördüğünüz gibi burada bir kare oluşumu var. Fark ettiyseniz. Buralar da R olmak zorundadır. Daha sonra burası R oldu. Kendisi verdi. AC eşittir BE demişti. Orada bir ikizkenar üçgen de yakaladık. Artı R şurayı birleştirdiğimiz zaman burasının da R olduğunu görüyoruz. Yani burası da 60 dereceymiş. O zaman direkt olarak 90 artı 60 150. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şurası 15 ve burası da ne oldu? 15 oldu. 15'in gördüğü yay 30 olursa 15'in gördüğü yay 30 derece. Şu DB 30 derece. Bunun tamamı da 90 olacak. 30'u buradaysa CD yayına da kaç kalır? CD yayına da 60 derece kalmalıdır diyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bir kere merkezden teğet olunan noktalara önce dikme çektik. Yarıçaplarımızı gösterdik. Sonra burada kareye dönüştü. Burası kareye dönüştü. Burası kareye dönüşür dönüşmez. Buralar da R oldu. AC BE eşit verilmişti. Buralar da R oldu. R oldu. Şu kısım eşkenar üçgen oldu. Daha sonra 90. Bakın ABE üçgeni ikizkenar oldu. Aynen. A, B, E ikizkenar oldu. 150, 15, 15 oldu canlarım. Ondan sonra BD yayının ölçüsü de oradan sonra BD yayının ölçüsü de 15'lik çevre açı gördüğü için 30 derece oldu. 90 BC yayı 90'dı. Neden? Neden 90'dı BC yayının ölçüsü? Çünkü COB merkez açısı oraya geliyor, görüyordu. 90'dan da 30'u çıkartırsak doğru yanıt 60 olarak bulundu. Cevabımız 60'tır. Örnek 17'ye 60 dememiz lazım. Şimdi örnek 18'e bakmak istiyorum. BAE eşittir EAD demişler. EFD'ye de 50 derece dediklerini görüyorum.
Burası 50 derece bir iç açı uygulaması olabilir mi acaba? CKD kaç derecedir diye soruyorlar. CKD'yi sormuşlar özellikle. Tamam. Evet, az önceki gibi çalışalım isterseniz. Az önceki gibi çalışmak istiyorum. Mesela biraz farklı çalışalım. Bu sefer buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Şuraya 50. Ters açılar birbirine eşit. İki iç açının toplamı onlara komşu olmayan dış açı. O zaman burası da 50 artı. Yani şu yay, şu yay gördünüz mü? Teğet giriş açı. Yay, teğet giriş açı. Yani BD yayının ölçüsü 50 artı BED yayının ölçüsü 50 artı A'nın 2 katı çocuklar. 50 artı A'nın 2 katı. Yani orası nedir? 100 artı 2A'dır. Buraya kadar 100 artı 2A'dır. Kesinlikle. Oraya kadar 100 artı 2A'dır. Şimdi şurada bir üçgenimiz var. Onu görmenizi isteyeceğim. Burada başka bir üçgen yakaladım ben. İç, dış olacağına göre buraya 50 eksi A kalır. Bu da çevre açıdır. Bunun gördüğü yay da 100 eksi 2A'dır. Burası 100 artı 2A ise BC yayının ölçüsü de 100 eksi 2A'dır. O halde taraf tarafa toplarsak bu iki yayı 200 derece eder. Şunlar birbirini götürür 200 derece eder. Şu yay 200 derecedir. CKD yayına da ölçüsüne de 160 derece kalır diyoruz. Evet. Çok güzel bir gerçekten dersti. Hakikaten çemberde açılarımızı da bu şekilde bitirdik. Yine fen liselerine yönelik kişiler dörtgeniyle devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum ve iyi günler diliyorum.